Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Nerelerdeyiz? Annemin oradayız, Nazile'deyiz. Son videomuzu izlediyseniz eğer, izleyen arkadaşlar bilir, Nazile'ye gideceğiz, düğünümüz var demiştim. Geldik. Aslında ne yaptık? Sabahtan çıktık. Esra sınava girdi, KPSS sınavına. Sınavdan çıktıktan sonra doğru kız evine, kız alma vardı çünkü. Kızımızı gönderdik, şimdi de düğüne gideceğiz arkadaşlar. Hazırlandık. Esra bir yandan hazırlanıyor. Erdiş aşağı indi arabaya. Çok sıcak oldu dedi. Ben aşağı ineyim diye. O aşağı indi. Biz annemle Esra'nın hazırlanmasını bekliyoruz. Annem de size biz selamlar desin. Annem. Merhabalar. Babaannemizin yanınızdayız. Evet. Görüştük nihayet yani. Evet. Birbirimize epeyden beri görüşememiştik. Aynen. Ayşe teyzelerini çok özledi. Birçok evet, takipçimiz evet, yazıyor öyle biliyorsun. Oldu. Öyle oldu. Ayşe teyzeniz acık rahatsız ama çok şükür gülümsemeye çalışıyor gene de. Aynen. Annem yine rahatsızlanmış arkadaşlar. Şöyle eski videolarımda da söyledim bilmiyorum. Böyle vücutta lekeler çıkıyor. Bağışıklık sistemine dayalı diyor doktorlar. Ama böyle ara ara çıkıyor. O zaman annem çok halsiz kalıyor. Geçmiyor da. Kırılıp döküyor. Evet. Bilemediler. Bir türlü teşhis konulamadı. Evet. Onun için azıcık rahatsızım. Kusuruma bakma. Şu bak mesela yakından görünebiliyor mu? Oralarında bakın evet. Arkadaşlar. Dirseklerinde, yüzlerinde böyle lekeler çıkıyor şöyle, ve şöyle. Yıllardır geçmiyor. Vücuda grip olacak gibi kırıp döküyor. O zaman da ben güler yüzlü daha görünemeyebilirim kusuruma. Rahatsız, yani. Rahatsız. Rahatsızım yani. Görmeyeli nasılsın annem? İyiyim, arkadaşlarım da merak iyiyim, ediyor. Çok şükür, çok şükür. Haberlerini alıyorum, takip evet. ediyorum yani. Annem Allah bütün yorumları olsun. Okuyor Aha. arkadaşlar. Cevap Aha. vermeye çalışıyor kendisine evet, de yazılanları. Olsun. İnşallah sizler de iyisinizdir. Görüşmek üzere. Nasıl geçiyor vaktin? Neler yapıyorsun Vallahi evde? Övgüyle uğraşıyorum işte. Şimdi bebek battaniyesi örüyorum. Yeğenim bebeği olacak. Hı hı. Ona bebek battaniyesi örüyorum. Boş kalmazsın. Boş yok, durmuyorsun. Yok, çantalar ördüm. Oo. Onu örüyorum şimdi. Ama şimdi annem de böyle hasta görünce ben anne diyorum kendini iyi bakamamışsın. Bak seni götüreceğim diyorum. Yok yok onun için değil de işte bu hastalık işte beni böyle diyor. Yıllardır bayağı uzun yıllardır kırıyor döküyor. O arada yatıp dinleneceğim. Bir hafta falan öyle gidiyor. Ayın hemen hemen bir haftası 10 gün öyle geçiyor. Ama işte çok halsiz gördüm çok, bu sefer evet, seni annem. Ama mahvetti yani. Şimdi ben orada Muğla'dayken pişirip taşırıp hep yiyorduk ya arkadaşlar. Hı. Gözümün önündeydi. Bu sefer geldim böyle bir kırık yani. İçime i̇şte sinmedi. Hastalıktan çocuğum ondan yani. Çok yani bayağı bir hani düğün olması kalkacak durumda değilim. Yani. Evet mecbur düğünde teyzesin ha. büyük teyze. Ayıp olacak diye onun için. Yoksa kalkacak Hı. durumda değilim. Güzel geçti. En azından bizler de arkadaşlar gelin almaya yetiştik. Hmm. Bir gün önce kınaya gelemedik. Çünkü Esra'nın işte sınavı olduğu için ikametgah buraya yazdık. Ama ilk tercih kabul etmedi yani sınav sistemi. Mecbur çocuğun sınavını beklemek zorundaydık artık. Hmm. Öyle ama yetiştik. En azından kız alma törenine yetiştik. Hmm. Kızımızı uğurladık mis gibi. Diğer çocuklarım da sağ olsunlar. Çarşamba, cuma günü şey oldu, kına gecesi oldu. Evet. Onu gelip gittiler. Eltimler, kaynumlar kınaya yetişti. Biz de artık düğüne böyle birer Bizi gün birer çalışınca. Birer. İkisi bir arada olmuyor bari. Evet ama öyle görüşemedik çocuklarla biz. Abimlerle de anne. Onlar da öyle oldu. Benim kendi abimler de arkadaşlar. Bir gün önce onlar yemeğe gelmişler işte düğüne. Onlar da ertesi gün Denizli'ye düğünü gittiler. Şimdi İzmir'deler. İzmir'de. Onlarla da görüşemedik. Biz zaten gece şimdi az sonra düğünden sonra döneceğiz arkadaşlar. Kalmayacağız. Yani çok sabah erkenden beri yoldayız. İşte ne bileyim gece tekrar döneceğiz Muğla'ya. Çok 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 zor. Ama Esra kalacak. Şey. Esra seni baksın. Öyle babaannesi. Öyle olacak bu sefer. Evet dersine de girecek Ama uzaktan. Kaç senedir Esra'yı ben baktım. Evet. Bu sefer de o beni baksın. Evet. Arada böyle yazları hep babaannesinin yanında kalırdı Esra. Alışık babaanneyle kalmaya. Beraber kalacaklar. Dediğimiz gibi Merzifon'a da düğüne gideceğiz ya. O zamana kadar birbirlerini idare edecek annemler. İdare Öyle yani. Vallahi sen hazırlandın gibi annem. Ben böyle gideceğim. Yeter yaşlı kadın. Sen yaşlı değilsin. Daha yaşlanmayacaksın. Öyle işte arkadaşlar ya. Bugün işlere ara verdik. Bugün
Nazilli'mize geldik. Hani oralarda da çekmek istiyordum aslında. Kızalma töreninde işte ne bileyim kuşağa bağlanırken falan ama çok kalabalık. Kalabalık. İnanılmaz kalabalıktı. Hı-hı. Onun için çekmedim. Bir de çok gürültülü bir ortamdı. Hı-hı. İnşallah düğünde çekebilirsem bilmiyorum. Bakacağım Hı-hı. artık. Ortama göre bakacağız. Evet, ortama göre bakacağız arkadaşlar. Çünkü teyzeler gelecek. Arabada bizimle beraber çoluk çocuk kalabalık olacağız yine. Hı-hı. Bakalım. Hı-hı. Öyle ama özlemişim. Memleketimiz şuradan girince Erdiş'le konuşuyoruz kanne. Ya diyorum insanın memleketi yani gözümüz açılıyor. Kendi toprağı. Evet. Evet, o pamukları falan gördüğümde ne kadar mutlu oldum. Tabii, pamuklar tabii. var tarlada. Doğru. Gördük daha pamuklar anca mı toplanacak? Anca toplanacak. Çok onun güzel açmış pamuklar. Pamuklar toplanmadan yapalım dedi ya Hamit. Evet. Hani şeyi girerse makinesi, pamuk Aynen. toplama makinesi var ya. Evet. Onlarla ilgilenmesi İşi lazım. İşi çok kendi olur. Evet. toplaması lazım. Onun için pamuğu girmeden yapalım diye. Bizim eskiden düğünler nasıl olurdu anne? Pamuklar Aa. Toplanırdı. Pamukların o satılan parayla çocuklarını evlendirirdi. Hani Aha. düğün yapacaksan o zaman beklenirdi. Öyle hatırlıyorsun olursa, değil mi? Hasılat toplanır. Evet. Geliri çiftçilerin herkesin öyleydi. Evet. Yani mahsul. Mesela parlar. Tütünü satarsın. Tabii. Mesela olur. Pamuğu satarsın. Öyle düğün öyle yapardık olur. Değil mi? Ay eski günler. Valla pamukları görünce bile bu mutlu oldum. Erdiş bir de neleri gördü? Seninkiler gitmiş diyor. Kim benimkiler dedim. Leylekleri gösteriyor. Ay leyleklere benzeyen bir kuş gelmiş. Nedir bilmiyorum. Geçen sürüyle gidiyor. Biz leylek de anca gidiyor zannettiydik. Hmm. Enişten değil onlar dedi. Başka hmm. bir kuş gelmiş şimdi. Leylek de erken gitmiş de. Kuş şu olacak diyorlar. Leylek de erken gitti diye. Ya. Vallahi öyle diyorlar. Onu bak hiç duymadım ama. Hmm. Yani havalar daha sıcak ama gitmiş sıcak, bak. Sıcak. Burası sıcak. Ama gitmiş. Leylekler hmm. yerinde yok. Yok. Öyle anneciğim. Biz de Esra hazırlandıysa. Tamam, İnelim yavaş yavaş. Çok sıcak oldu evin içi. Sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Tamam bakalım. Tamam, hadi. Görüşürüz. Hadi Ayşe Sultancığım. Hadi. Hadi Esra. Kuzum. Temizleniyor musun sen anne? Oy kuzuma. Heh, abla yok mu çocuğum bugün? Ablasız olunca ben nereye gidersem bugün arkamdasın. Ne oldu? Ne oldu kuzum? Yat. Yat kuzucuğum sen. Yat. Tekrardan merhabalar. Video girişimizi yapmıştık. Annemin orada biliyorsunuz ama... Annemle düğüne giderken çıktık, orada kaldı videomuz. Düğün yerine çekemedim arkadaşlar. Zaten arabada giderken kalabalıktık. Çoluk çocuk, teyzem, annem. Bu sefer düğün yerine gittik. Düğün Nazilli'de olmadı. Pamukören'de oldu. Ege'yi bilen ya da Aydın Nazilli tarafını bilen arkadaşlar bilir. Pamukören var. Oraya gittik ve açık havadaydı düğün. Hem böyle... Esinti fazlaydı, soğuktu. Ondan sonra video çeksem mesela ses zaten mikrofonum olmadığı için yaka mikrofonum ses kötü çıkacak. Onun için kalabalık bir düğündü. Ses inanılmaz yüksekti. Onun için hiç video çekmedim arkadaşlar. Yani akraba, eş, dost, onunla konuş, onunla otur derken vakit geçti. Saat kaç oldu? 12'den sonra biz oradan geldik. Annemi Esra'yı indirdik annemin orada. Yukarıya bile çıkmadık arkadaşlar. Annemin oraya bile çıkmadık. Geri tekrar yola bu tarafa geldik. Çünkü Erdiş sabah işe gideceği için erken. Onları bıraktık aşağıda dediğim gibi yukarıya çıkmadan Muğla'ya yola geldik. Sokakta da düğün vardı. Biz geldik sokakta düğün vardı. Daha sokaktaki düğün bitmemişti. Böyle zeybek oynuyorlardı. Böyle 3-5 insan kalmış. Oranın da müzik sesi çok yüksekti. Hiç dedim artık kamerayı açmayayım. Biz dedik gidelim. Geldik. İnanın orada da bir üşüdük. Düğün yerinde açık hava bir de esinti var. Bir üşüdük. Donduk arkadaşlar. En azından bizler biraz oynadık. Ondan sonra ısındık ama annemler falan çok üşüdü. Teyzem falan çok üşüdü dedi çocuklar gidelim. Hani düğün tam bitmemişti biz geldiğimizde ama yapacak bir şey yoktu. Tam böyle beklesek belki de 2'de 3'te biz oradan anca çıkacağız. O zaman da çok kötü hani geç bir zaman olacaktı bizim için. Ondan artık annemle Esra'yı koyduk. Biz Erdiş'le geldik. Ama nasıl donmuşum. Akşam titredim arkadaşlar. Halen daha bugün üşümem geçmedi. Ayaklarımda çorap var inanın ki. Ayağımda uzun eşofman var. Yani...
Ya akşam çok üşüdüğümden ya da mevsim artık değişmeye başladığından mı bilemedim. Bugün çok üşüyorum. Hasta olmazsam iyidir dedim. Çünkü oynuyorsun. Bu sefer terlenildi ister istemez. Bu sefer oturuyorsun. Esinti var. İnşallah hasta olmadan atlatırız nazirliğe gidip gelme sürecini. İlk buradan gittik. İlk buradan gitmeden önce sabah erken Esra'yı anlattığım video girişini sınava bıraktık. Sınavdan çıktık. Sonrasında sabah sadece birer poğaça yedik ki karnımız acıktı. Çocuk sınavdan çıktı. Dedik giderken bizim her zaman böyle Bozdağ yolu tarafından, Kavakdere yolu tarafından giderken orada böyle lokanta var. Çok büyük bir lokanta değil. Yanında köy kahvesi var. Onun yanında lokanta var. Ama çok güzel pidesi oluyor, saç kavurması oluyor. Böyle gider gelirken ayda yılda bir oraya böyle toslarız, yani gideriz anlamında toslarız derler Ege şivesinde. Bir uğrarız. Ondan sonra yeriz bir şeyler. Özellikle de o kahvehane tarafında da, köy kahvesi tarafında da mesela sabah erken gidiyorsak da yanımıza böyle kahvaltılık bir şeyler alırız. Çayı çok güzel oluyor. Oradan da çayımızı alırız. O köy kahvesinde kahvaltımızı yapardık. Öyle giderdik. Öğlene denk gel. Hadi dedik bir şey yiyelim. Acıktık. Ay bir baktık. Kapalı. Esra illa anne dedi saç kavurma istiyorum diye. Oranın saç kavurmasını çok seviyordu. Ondan sonra bir gittik. Şansımıza yok, kapalı yani o gün. Pazar olduğu için. Çocuğun dedik şansını kaybettin. Gidelim artık babaanneyle sonra yiyelim. Tamam neyse oradan gittik. Bu sefer Bozdağ'a uğradık. Hani yolumuzun üstü ya. Oradan da giderken dedik saçlarımızı kestirelim. Esra saçını kestirmek istiyordu. Ne zamandan beri anneciğim dedim giderken Bozdağ'da kestiririz. Benim saçımı boyayan abi, bizim tanıdığımız o abi, amcana dedik yaptırırız. Bu sefer gittik. Abi de kendisi yokmuş. Ondan sonra dedi gidin, hani eleman var orada, usta var. Uğrayasımız da gelmedi abi olmayınca. Hadi oradan da gittik. Orada da şansımız olmadı. Ondan sonra direkt artık kız evine gittik. Biz kız tarafıydık. Gelin kızımızı çıkardık. Oğlan evi geldi davullu zurnalı. Ondan sonra kızımızı gönderdik. Ondan sonra dedik acıktık bu sefer. Hadi dedik önce bir yemek yiyelim. Nazilimizin pidesi meşhur bizim. Kıymalı pidelerimiz biliyorsunuz. Gittik bir hemen pide yedik. Sonrasında Esra dedi anne saçımı kestireceğim. Siz gitmeden kestirelim. Tamam çocuğum. O saçını kestirdi. Benim gibi böyle katlı bir saç yaptırdı arkadaşlar. Ben kestirmedim. Sadece hadi düğüne gideceğiz diye böyle bir tarattım. Düz fön yaptırdım böyle. Ondan sonra düğüne gittik. Dediğim gibi çok kalabalıktı. Ve çok güzel bir düğün oldu. Hani bizim köy tarafı, hani Pamukören köy değil. Belki bizim Ula'dan daha büyük yani ilçe. Çok güzel düğün oldu. Böyle kalabalık, oynayan çok, ne bileyim. Bütün gelin kızlar böyle altınlı altınlı böyle. O kadar güzeldi ki. Çok güzel, inanın. Seyrettim böyle güzel düğünümüzde yaptık, geldik. Annemi de bıraktık, geldik. Dediğimiz gibi ilk başta anlattık ya video girişinde. Annemin yıllardır süre gelen, hani çok zamandır yüzlerinde lekeler çıkar, böyle dirseklerinde, yüzlerinde, hani nasıl diyeyim, ilk olmaya başında uçukla çıkmıştı. Sonra da mı vücutta böyle lekeler atıyor. Bir hafta 10 gün onu bir sarsıyor. Ondan sonra düzeliyor. Gitmediği doktor kalmadı. O doktor, bu doktor, illa işte şey diyorlar, bağışıklık sistemine dayalı. Ya da çözülmedi yani. Hani şundandır deyip bir tedavisi olmadı arkadaşlar. Böyle geçici yöntemlerle yıllardır geçmeyen bir hastalığı var yani. Ondan gene o şekilde çıkartmış, bak yüzlerinde gördüğünüz dirseklerinde. Kızım diyor düğün olmasa inan ki diyor hiç gidecek halim yok. Kız kardeşinin torunu gitmek zorunda. Ondan artık bizlerle bir hep bir iyi oldu. Gittik geldik. Güzel geçti. Kısacık artık Esra'yı almaya gideceğiz ya sonra. O zaman Allah nasip ederse daha uzun videolar çekeriz arkadaşlar. Gitmeden ben de çamaşırları serip gitmiştim.
hani geldiğimizde hazır olsun diye. Erdinç'in iş kıyafetleri var, bizim günlükler vardı. Onları yıkayıp basmıştım, kurumuş. Onları şimdi katlıyorum. Bir yandan da sabahtan beri kalktım. Böyle bir gardırobumuzu elden geçirdim. Hani mevsimlikleri biraz çıkarttım. Uzun böyle eşofman altlarını, işte normal kısa kolluları, mevsimlik ceketleri çıkarttım. Üşüyünce sabah sabah onlarla uğraştım. Onları yerleştirdim. Üçüncü makine çamaşır attım. O yıkanı iki makine serdim. Etrafı topladım. Tek başıma kahvaltı yaptım. İnanın hiç hoşuma gitmedi. Hiçbir şey canım istemedi. Bir yeşil çay demledim. Ondan sonra böyle tereyağı da yumurta yaptım. Sadece zeytin koydum yanına. O kadar, başka hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Böyle evimizi topladık. Benim kızım da bugün ben nereye gitsem orada. Şimdi Esra olunca onunla sürekli böyle uğraşıyordu. O bir sefer yalnız kalınca da ben nereye gitsem orada. Kahvemi yaptım, geldim, bir yandan dedim çamaşırlarımı toplayayım, bir yandan sizlerle sohbet edeyim. Sadece bugün böyle sohbet videosu olsun arkadaşlar diye düşündüm. Ondan sonra ne yaptık? Ha, bir de fıstık, akşam biz geldik ya, zaten bizim merdiven tıkırtımızı duyunca başlıyor kapının oraya gelmeye. Bir geldi ki Allah bizi gör diye bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Mesela yatak odasına gidiyorsak yatak odasına geliyor, salona gidiyorsak salona gidiyor. İlk gelince böyle bir sevdik. Ay bir sevindi, bir sevindi, bir görün. Biz diyoruz hadi gidiyoruz bir günlüğüne de olsa, akşama kadar kafa dinle diyoruz ama özlüyor arkadaşlar. İnanın özlediğini hissediyoruz biz. Birçok arkadaş da yazmış, işte Merzifon'a da düğüne gideceğiz dedim ya. O zaman hani fıstık ne olacak? Fıstık evimizde kalacak. Çünkü Allah nasip ederse biz cuma çıkmayı düşünüyoruz yola. Allah nasip ederse dediğim gibi. Cumartesi kına, pazar düğün, 3 gece. Ve biz bugün döneceğiz. Bugün evde olmuş olacağız. 3 gün evde kalacak. O zaman da sağ olsun arkadaşlar böyle gelip gidecekler yanına. 3 gün idare edeceğiz. Zaten daha çok uzun zamanlı kalamıyoruz. Biliyorsunuz Ebru'ya da gitsek ben kalıyorum, Erdinç geri dönüyor. Öyle uzun zamanlı bir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Erdinç'in de düğüne gideceği tam kesin belli değil. Hani nasıl? Erdinç çalıştığı yerde tek çalışıyor. Başka hiçbir çalışan yok. Ana bayi Muğla'da, patronlarının olduğu hani iş yeri Muğla'da. Ek oraya iş yeri açıldı, bayi açıldı. Erdinç oraya baktığı için tek başına çalışıyor. Yanında eleman yok. Oraya hani takviye edilecek bir şey yok. Hani patron izin verecek mi, vermeyecek mi? O da belli değil arkadaşlar. Biz hani kendi kendimize gelin güvey oluyoruz ama gitmek için. Bir bakarsınız diyebilir yani patron Erdiş. Hani zorlanacağım, hani bu kadar gün idare edemem belki diyecek. Onun için hani Erdiş gitmese fıstığımız rahat. Erdiş giderse de dediğim gibi arkadaşlarımız zaten destek olacak bizlere, sağ olsunlar. Öyle. Arada da kahvemi içeyim. İnanın kendime koca bardak Türk kahvesi yaptım. Ya böyle geç gelip geç yattığımızdan, sabahtan beri işte dün yolda olduğumuzdan oraya git, oraya git, oraya git böyle sersem gibi olmuşum ya. Ayılamıyorum sabahtan beri böyle bir koca bardak Türk kahvesi. İnşallah açılırım biraz. Bir de memleketimize gidiyoruz ya arkadaşlar. Böyle bir Nazilli'nin girişinden bile, bir de bizim Nazilli'ye girerken köyümüzün yol ayrımı vardır. Buradan giderken köyümüzün yol ayırdığından da geçiyoruz böyle. Diyorum ki ya insanın memleketi daha mı güzel ya da herkese mi öyle geliyor bilmiyorum. Ya böyle bir insan daha rahat oluyor, daha mutlu oluyor böyle. Diyorum ki ne zaman böyle diyorum Nazilli'ye girmeye başlasam mutlu hissediyorum kendimi diyorum. Yani ne bileyim, memleketimizin havası daha mı güzel, kendimize mi güzel geliyor bilemedim. Bazen şöyle düşünüyoruz bir de. Şimdi Ebru biliyorsunuz İzmir'e taşındı, orada çalışıyor. Esra havaalanı sınavlarını çalışıyor, havaalanı olan bir yere gidecek. Allah nasip ederse, eğer ki işi olursa, kazanabilirse, çalışırsa, o da öyle bir yere gidecek. Diyoruz biz ne yapacağız? Biz Muğla'ya
tayinimizden dolayı gelmiştik, eşimin tayini yüzünden. Yıllarca hani burada çalıştı, emekli oldu. E burada kaldık şu an ama hani Ebru yok, Esra yok. Hani bizi bağlayan ne diyoruz? Hani evimiz de yok. Hadi evimiz olsa Muğla'da deriz. Muğla'da kalalım, Muğla'da yerleşelim deriz. Muğla çok güzel bir yer. Evet, doğası çok güzel. Tatil yerlerine yakın. Ama hani diyoruz, nereye yerleşeceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye göçeceğiz? Nereye konacağız? Ya da kalır mıyız? İnanın böyle bazen Erdiş'le konuşuyoruz. Hiç plan da yapmıyoruz. Hani Allah ne gösterecek diye. Ama bilmiyorum. Böyle iki arada bir derede duruyoruz. Bakalım Rabbim, her zaman diyorum, neylerse güzel eyler. İllaki güzel kapılar açacaktır diye düşünüyorum. Yani bakalım, zaman her şeyin ilacı. Zaman gösterecek. İleride bakalım. Esra'ya bağlı artık. Esra ne olursa bahara kadar belli olur arkadaşlar diye düşünüyorum. Yaşarsak göreceğiz. Bakalım, inşallah çocuğun da hani kısa yoldan kazanıp mesleğini eline almak istiyor, çalışmak istiyor. Sizler de çok dua edin, teyzeleri, amcaları, abileri, ablaları. Sizlerin, inanın ki o güzel dualarınızı ben hissediyorum ya, böyle yorumlarınızda okuyorum. Çok iyi geliyor. Dua edin Esra'ya da, inşallah gönlüne göre olur mesleği. Böyle de bugün videomu kapatayım. Sizlerle kısacık böyle sohbet videosu olsun. Yani çamaşır katlamak da değil. Çamaşır katlarken hadi dedim, bizimkilerle böyle bir güzel sohbet edeyim, dün ne yaptık diye. Günümüzde videosuz geçirmek istemedim açıkçası. Çünkü sizler de video bekliyorsunuz, biliyorum. Öyle, ben kahvemi içeyim. Bunları yerleştireyim. Sonrasında çamaşırlarımı sereyim. Salon tarafına geçelim. Kedi şikonla. E sonra da ben mutfağa girerim. Erdiş işten gelecek, yemek yapacağız. Her zaman gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.